World Defense Show Riyad'dayız ve Suudi Arabistan'dayız. Çok büyük bir fuar. Türkiye'nin lokomotif savunma sanayi şirketi Aselsan'dayız. Sayın Genel Müdürümüz Ahmet Akyol'la beraberiz. Ahmet Bey, öncelikle kısa bir şekilde World Defense Show ve Aselsan bu ikili hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Evet, gerçekten World Defense Show Riyad bölgenin en etkili fuarlarından biri. Orta Doğu'daki bu coğrafyadaki önemli bütün paydaşların yer aldığı bir fuar. Ve savunma sanayindeki katılıma baktığınız zaman uluslararası niteliğini tam olarak karşılayan bir fuar. Bu anlamıyla gerçekten burada olmaktan, burada uluslararası platformlarla, müşterilerle buluşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada aslında Türk savunma sanayisinin geldiği CV'yi göstermesi açısından önemli bir şeyi daha şahitlik ediyoruz. 60'a yakın Türk sanayisinden firmamız irili ufaklı burada uluslararası savunma sanayiyle buluşmuş oldu. Dolayısıyla savunma sanayinin geldiği bu seviyenin burada bütün dünyadaki bütün paydaşların olduğu bir platformda yer alıyor olmasını ben anlamlı buluyorum. Aselsan savunma sanayindeki lider kuruluşumuz. Buraya da etkili bir katılım sağladık. Burada bir taraftan Aselsan'ın son teknoloji ürünlerini sergilerken aslında bunların arkasında binlerce Türkiye'de çalışanımızın, KOBİ'mizin, firmalarımızın da burada yetkinliklerini uluslararası arenaya çıkarmış oluyoruz. Burada özellikle geçmişte çok başarılı işbirliği projelerini Aselsan imza atmış. Geçmiş yıllarda haberleşme ve elektrooptik alanında lokal üretim de dahil anlamlı projeleri hakkıyla bitirmiş. Burada başarıyla son kullanıcıya teslim etmiş bir şirketimiz Aselsan. Dolayısıyla şu an Aselsan'ın Suudi Arabistan güvenlik güçleri envanterinde binlerce ifade edebileceğimiz ürünü kullanılıyor. Son dönemde gerçekten iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi bir seviyeye geldi. Devlet başkanlarımız seviyesinde başlayan bu ilişki bütün kurumlara yayıldı. Biz de bunun altını dolduracak şekilde hareket ediyoruz. Buraya zaten var olan ofisimizi tekrar reaktive ettik. Şu anda lokalde arkadaşlarımız her gün çalışıyorlar. Tabii 2030 Suudi Arabistan vizyonu var. Burada lokalde, yerelde de anlamlı katkılar yaparak bir savunma sanayi ekosistemi inşa edilmeye çalışılıyor. İki ülke arasındaki bu uyum, kültürel uyum, ülkeler arasındaki bu işbirliği aslında bizim için de yeni fırsat pencereleri sunuyor. Biz burada bir taraftan son teknoloji ürünlerimizle birlikte ne yapabiliriz konuşurken bunun burada sanayileşmesine de kafa yoruyoruz. Bu anlamıyla 5-6 alandaki temel ürünlerimizi de bugün fuarda sergiliyoruz. Özellikle biliyorsunuz İHA'larımızın ihracatı buraya söz konusu. Sözleşmeler imzalandı. Biz önemli bir İHA faydalı yük sağlayıcısıyız. Bugün burada bir taraftan İHA'larımızın filir kameralarını sergiliyoruz. Aselflir 500 ve 600'ü ki son teknoloji daha önce de yer aldığı gibi basınımızda, kamuoyunda da konuşuldu daha önce. Gerçekten muadillerinden çok daha iyi performansı çıkmış. Bu kameraların Suudi Arabistan'da da son kullanıcıların kullanımına verilmesi konusunda çalışıyoruz. Yine güdüm kitlerimiz en başta Tolun ve yeni versiyonu. İnşallah bu sene yeni versiyonunun da atışları yapılacak. Tolun Ayayar. Meninde loop bir güdüm kitimiz. Yine gözde LGK, HGK gibi güdüm kitlerimizi burada sergiliyoruz. Bunlar da aslında İHA'larımızın faydalı yükleri açısından önemli çarpan etkisi yaratan konular. IS radarımız bugünlerde gerek İHA'larımıza gerek uçaklarımıza entegrasyon çalışması yapıldı. İnşallah içinde bulunduğumuz ayda da IS radarın uçuşunu da yaşayacağız. Hani planlarımız o şekilde. Dolayısıyla radar gibi, optik gibi, güdüm kitleri gibi, yine elektronik harp potları gibi İHA faydalı yüklerini burada hem Suudi Arabistan kullanıcılarına hem uluslararası arenaya çıkarmış olduk. Önemli görüşmeleri de burada bu alanda sürdürüyoruz. Bazı konularda ilerleme kaydettik. Bunun dışında vurgulamak istediğim bir konu da hava savunma alanı. Gerçekten hava savunma Aselsan'ın faaliyetlerinde önemli bir yer tutuyor. Buraya ilk defa GÜRS hava savunma sistemimizi ilk defa İDEF'ten sonra Türkiye dışında burada sergiledik. Kendisi buraya bizzat sistemin kendisini getirdik ve Korkut'tan Hisar A'ya, Hisar O'ya, Hisar O Plus'a ve Siper'e kadar bütün ürünlerimizi burada son kullanıcılarla buluşturmuş olduk. Bu konuyu da burada önemli bir konu maddesi olarak takip ediyoruz. Özellikle yakın ve çok yakın hava savunma sistemlerini buradaki ilgili makamlarla çalışıyoruz. Bunun dışında haberleşmeden sınır güvenliğine, deniz sistemlerinden uzak komuta silah sistemlerine kadar bir dizi ürünümüzle burada uluslararası camiayla buluşmuş olduk. Ben bu anlamıyla fuarın Türkiye açısından, geldiği seviye açısından, Türkiye'nin buradaki varlığı açısından başarılı buluyorum. Fuarın uluslararası bütün kullanıcıların bir araya getirilmesi açısından da önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Biz gerçekten ekibimizle, Savunma Sanayi Başkanlığımız,
kendi Milli Savunma Bakanlığımız, ihtiyaç duyulan her anda Cumhurbaşkanımızla savunma sanayinde bir taraftan yerli teknolojiler için gece gündüz çalışırken ihracat ve uluslararası işbirlikleri için de durdurak bilmeden bu faaliyetleri yürütüyoruz. Ben bu vesileyle başarılı olduğunu değerlendiğim fuarda olmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Peki şunu sormak istiyorum ben Sayın Genel Müdürüm. Siz özellikle bazı projelerin girişimin başlangıcından itibaren, hatta teklif ve çağrı dosyasının hazırlanmasına itibaren belki çok yakinen takip eden bir isimsiniz, bilen bir isimsiniz. Burada özellikle elektrooptik faydalı yüklerden bahsettik. İnsan savaş araçlarında elektronik harp kullanımı, bunların havadan erken ihbar uçağı olarak kullanımı gibi farklı rollerde kullanımı ile ilgili çalışmaları siz bizatihi başlangıcında bulunuyordunuz. Özellikle elektronik harp ve havadan erken ihbar gibi konular çok kritik ve bunların alt sistemini geliştirecek yegane firma da Aselsan. Hatta alt sistemin bileşenini geliştirecek firma da yine Aselsan. Burada yine çipleri de görüyoruz bununla ilgili. Mevcut teknolojinin ilerletilmesi veyahut eldeki imkanların artırılması noktasındaki bu tarz elektronik harp gibi kabiliyetler noktasında neler söylemek istersiniz? Evet, İHA'larımız gerçekten oyun değiştiriyorlar dünyada. Dünyanın en iyi İHA'larına artık Türkiye sahip. Biz faydalı yüklerle bunlara değişik görevler yüklüyoruz. Bunların da başında elektronik harp geliyor. Bu alanda şunu söyleyebilirim. Elektronik harpte biz transistörden çipine, çipinden işte kart seviyesine, kart seviyesinden bileşen seviyesine ve sistem seviyesine kadar tüm uçtan uca sisteme hakim durumdayız. Bunu Türkiye'de üretebiliyoruz, dizaynını yapıyoruz ve en ufak detayına kadar hiçbir bağımlılık olmadan kendi ülkemize ve dost ve kardeş ülkelere sunabiliyoruz. Bu alandaki bu yetkinliğimizi havaya taşıdığımızda özellikle RF teorisinde elektronik harbin havadan yapılmasının getirdiği bir takım avantajlar var. Gerçekten hem mesafede hem hassasiyette ciddi etkinlik sağlıyor. Burada önemli yetkinlikleri kazandırdık İHA üreticilerimize. Bu ülkede de bu konuları tartışıyoruz, konuşuyoruz. İHA'ları kullanıma girmesiyle beraber farklı fonksiyonları da gündeme tabii ki geliyor. Burada devletimizin koordinasyonunda bu yetkinliklerinde ne kadarı nasıl kazanırız çalışmaları yürüyor. Onu söyleyebilirim. Bu alanı da çalıştığımız konular arasında sayabilirim. Son olarak Gürz'ü sormak istiyorum. Evet. Gürz burada. Çok kritik bir sistem. Evet. Dünyadaki hibrit hava savunma sistemlerine ihtiyaç artıyor. Örneğin NATO kanadında bu tarz muadil bir sistem yok. Mobil sistem ihtiyacı zaten çok fazla ama orada da çok az alternatif var. Ve Gürz'le ilgili somut testleri ya da ihracat başarısını sizce ne zaman göreceğiz? Gürz'ün aslında konseptinde birkaç yetkinliği bir araya getirmek üzere kurgulanmıştı. Malumunuz Korkut sistemimiz var envanterde. Yakın hava ve parçacık mühimmatlı bir sistem. Yine Hisar sistemimiz var. Roketsan'ımızın geliştirdiği Sungur sistemimiz var. Dolayısıyla Gürz'deki temel maksat mobil olması ve aynı anda birkaç fonksiyonu üzerinde icra edip hem çok yakın hava savunmayı Korkut muadili 35 mm mühimmatıyla yapıyor olmasıyla beraber üzerinde bulundurduğu Sungur ve Hisar ve Bozdoğan Gökdoğan füzeleriyle aslında bir demet yetkinliği aynı sistemde mobil olarak vermeyi hedefleyen bir sistem. Üzerinde yine elektronik karıştırma sistemi var. Dolayısıyla baktığınızda çok gelişmiş bir arama radarı, AYASA tabanlı. Onun arkasında atış kontrol sistemi, atış kontrol radarı, lazer mesafe ölçeri, dost düşman tanıma sistemi ve nihayetinde tespit ettiği, define ettiği ya da teşhis ettiği ürünü, tehdidi en etkin, etkisiz hale getirme vasıtasını da seçebilen akıllı bir algoritması var. Ana fikir bunun üzerine. Değişik işte hava solu yön hedefler, dronlar, helikopterler, seyir füzeleri gibi değişik hedefler karşısında en etkili silahını akıllı bir algoritmayla seçen ve bunu yakın mesafeden, çok yakın mesafeden, yakın mesafeye kadar angajmanı yapıp sonra da mobil olarak hızlı yer değiştirebilmeyle kendini koruma imkanı da sağlayabilen bir sistem. Bunun ilk atışları yapıldı başarıyla. Onu söyleyebilirim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi üzerine de çalışmalar yürüyor. Birkaç yıl gibi bir dilimde biz bunu kendi ordumuzun envanterine kazandırmış olacağız. Yani ben o kadar söyleyeyim. Ama önemli çarpan etkisi olan birkaç fonksiyonu üzerinde barındırabilen gerçekten ben oyun değiştirici bir hava savunma sistemini daha ülkemizin kazanacağını söyleyebilirim. Bu maksatla Aselsan'ın kendi çalışmalarıyla beraber Roketsan ve TÜBİTAK'la işbirliği halinde Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda gün gün faaliyetlerimiz planlandığı şekilde yürüyor.